Evet sevgili dostlar. Golvar.com'un ve Kayseri Ödülü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videomuza hoş geldiniz. Diğer kanalımız 20.000 oldu. Bu kanalımız 84 85.400'e takılı kaldı. İnşallah burada artacak ama benim umudum var ama bakacağız arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız. Yani benim biliyorsunuz yüksek gelirde tanıdığım var. MHP'li başkanı akrabam var. Duran Gaya. Abone olmayanları Evinden aldıracağız. Bakacağız. İşi şakası bir taraf ama. Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Benim saçmalıklarımdan birazcık sıyrılalım. Şimdi Fenerbahçe pazar akşamı yani yarın akşam Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Cambar Tresti'ne gerçekleştirilen idman ısınma çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarına devam etti. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı. Şimdi burasını anladık. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben e, buraya çok takılmayacağım. Niye takılmayacağım? Yani maça dair gelişmeleri yarınki videoda konuşuruz. Fakat bugünün konuşmam gereken kısmı burasıydı. Şimdi ben burayı alıyorum. Taşıyorum. Nereye taşıyorum? Yarınki maç üzerinde. Bir kere şunu söyleyeyim. Ennesiri kesinlikle yarınki maçta oynaması lazım. Kesinlikle. Bakın Ennesiri 3. bölgede az gelen toplara rağmen topu tutmaya başladı. Ve iyi top tutuyor. Yıpratıcı bir özelliği var. Ceza sahası içinden de hani 3-4 tane şut çekme fırsatı buldu. Bunu eğer 8-9'a çıkartırsa ben size bir şey söyleyeyim. Ligin gol kralı. Bak şimdiden söylüyorum. 9 hafta geçmiş. Ligde sadece bir gol atmış adamdan bahsediyorum. Ligin gol kral diyorum ki 8 golle sanırım Immobile zirvede. Ligin gol kral olur diyorum. Mourinho'nun etkisi önemli. Bak. Maximen mesela. Şimdi Alan Saint Maximen emin olun Galatasaray'da falan olsaydı şu anda tapanlar vardı. Allah diye tapanlar vardı bak. Hocam o kadar da değil. Sen de saçmalama. Ulan karısını paylaşan Icardi'yi çocuklarına rol model yapanlar var. Cami imamları var cami imamı çocuğa ikar diye rol model gösteriyor. Şöyle şöyle hareketler yapıyor. Bak diyor namazımızı temsil ediyor falan diyor. Utanmazlığın, arlanmazlığın, arsızlığın şey yok. Ama bak dediğimde haksız değilim. Maksimum eğer Galatasaray dostlarım şu an tapanlar vardı. Uğruna türküler, şarkılar yazanlar vardı. Ha, Jose Mourinho sistemi bence tam oturmadı. O yüzden tam ortaya çıkmıyor ama. Mesela Ennesiri. Ben Nesiri'nin kafa vuruşları çok büyük ciddi bir silah. Ve şu adam artık sürekli oynarsa sevgili Onur Kurtcan'a da buradan selamlar olsun. Bu adam artık oynarsa siz de memnun olursunuz ben de. Şunu da söyleyeyim. En Nesir Manchester maçının yıldızıydı. Bu performansa rağmen yani devamının getirilmesini isteniyorsa ilk 11'de başlaması lazım Bodrum maçında. Hani eğer ilk 11 başlamazsa hem onun gösterdiği performans boşa gider. Hem ritim mitin bulamaz. Yani bu da Jose Mourinho'ya yazar. Kardeşim tabii ki de hak eden oynamalı. Tabii ki de antrenman performansı çok çok önemli ama durum bu. Mesela Barış Urdu Seven ne diyor? Jose Mourinho çok net lig seçiyor. Samsun'a karşı maçın sonunu oynayamazken Manchester United'a karşı gayet iyi oynadı. Fenerbahçe'yi ben beğendim diyor. Ya lig seçtiği zaten belli. Ama şu da var saha da seçiliyor. Yani Fenerbahçe deplasmanda farklı evinde farklı oynuyor. Burada da yine saha zemini seçimi falan filan diyenler de çıkabilir ama çok şey yapmak istemiyorum. Dursan için deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırdığı yetkililer okula Sercan e, Tadiç'in ismini vermek istemişti. Ama Sırp orta saha bunu gizli kalmasını istemiş. Sevgili Sercan Hamzoğlu ortaya çıkarttı ama hocam yardımın gizli yapılanı makbul değil midir? Niye Sercan Hamzoğlu bunu açığa çıkarttı? Arkadaşlar yardımın gizli yapılanı makbuldür. Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir. Doğru. Ama ahir zamandayız. Birincisi fitnelerden korunmak için. ikincisi insanları teşvik etmek için söylemek zorundasın. Ben size bir itirafta bulunayım. Biz üyelerle, üye ücretleriyle hayır işleri yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel hayır işleri yapıyoruz. Hani vergi ödemelerimiz falan oluyor. Onları falan saymıyorum. Devletimize vermemiz gereken ödemeler var. Kanalın reklam giderleri falan filan var. Hani onları da dahil edersem iş baya baya büyüyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Harcama olarak hepsini değerlendirirsek bu kanalın 2024 yılında harcaması 300 bin lirayı geçmiş durumda mesela. Hocam niye söyledin ya söylemesem daha iyiydi. Söylemesem daha iyiydi ama birincisi milleti üyeliğe teşvik etmem lazım. Çünkü buradan gelen 5 liralar 6 liralar inanın çok değerli oluyor. İkincisi duyum verdiğim zaman link veriyorum. Şuna tıklayın diyorum. Ona da tıklamış oluyorlar. Videolar da izlenmiş oluyor. Yani farkında olmadan az az reklam geliri de getirmiş oluyorlar. O gelirler başka güzel yerlere gidiyor. Ve inanın çok fazla kişi mutlu oluyor. Hani hayır işlerinde de bazen bunları da söylemek zorundasın insanlara teşvik etmek için. Siz kanala mesela e, ne bileyim süper chat atıyorsunuz. Hediye üyelik veriyorsunuz. Siz zannediyor musunuz bunların sevabı yok? Ya hediye üyelik verdiğinde 10 kişiye hediye üyelik verdiğinde 10 kişiden sevap kazanıyorsun ya. Bir de şunu söyleyeyim. Gerçekten hediye ve üyelik verdiğiniz kişiler ihtiyacı olan kişiler. Bazı ben sokakta dilenci görüyorum. Para veresim geliyor. İçimden sonra diyorum ki lan diyorum el ayağı tutuyor. Gitse çalışsa daha iyi olur diyorum. Burada siz mesela hediye ve üyelik veriyorsunuz. Bazısı maddi durumu iyi ama kartını kabul etmiyor. Mesela ben, benim Twitter'da kartlarım kabul edilmiyor. 10 farklı kredi kartı, banka kartı, hesap kartı hepsini denedim. Abonelik alamıyorum. Alamıyorum arkadaşlar. 10 farklı kart denedim. Olmuyor. Birisi bana hani abonelik hediye edebilse mesela 12 numaraya abonelik hediye edebilse ben derim ki ya parasını vereyim diye. O da verilmiyor. Sadece üyelik veriliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da ihtiyaç durumudur. Mesela o yüzden insanlara üyelik hediye ederken çekinmeyin. Ya 10 kişiye 150 lira. 150 lira hiçbir para değil. Benim gözümde para değil. Verin arkadaşlar. Emin olun. Çok fazla kişinin duasını alırsınız. Burada var ya bazı abilerim bana özellikle para gönderiyorlar. Diyorlar ki al hediye üyelik ver diyor. Ben hediye üyelik dağıttım. Bayağı yararını gördüm diyor. Bazı abilerimize mesela geçenlerde e, güzel hayır işleri yaptık. Kurbanlar falan kestiriyoruz. Su kuyuları şu bu. Yani bilginiz olsun. Neyse. E, değiştirelim konuyu. Salı günü Sercan Hamzoğlu belirtiyor. Salı günü Acun Olacalı. Jose Mourinho toplantı yaptı. O sayı Samuel'in durumu konuşuldu. Oyuncunun ailevi sorunları çözüldü. Bakın. Osay Samuel'in ailevi sorunları çözüldü. Bak iyi dinleyin. Osay Samuel'in ailevi sorunları çözüldü. Bu çok kritik bir olay. İlk 11'de başladı. Belli bir süreye kadar da elinden geleni yaptı. O sayı, ben şunu söyleyeyim. Şu ortamı hiçbir takımda hiçbir yerde bulamaz. Nereye giderse gitsin hiçbir yerde böyle sahiplenmez kimse. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun haberini gördünüz. Ailevi sorunlar hallolmuş. geriye sadece imza kalıyor. Atacak imzayı kendisini Fenerbahçe'ye verecek emin olsun. Sezon sonu çok ciddi teklifler alır. Haksızsam haksızsın deyin. Yani haksızsam deyin ki hocam haksızsın boş konuşuyorsun deyin. Ya futbolcu boştayken değersiz olur. Futbolcuyu bonservisinden aldığı zaman değerli olur. Ennesiri'yi Ennesiri biz bedava alsaydık bu kadar üstüne düşülmez. Çöp olur giderdi. Ben hepsini söyleyeyim. Dusan Tadiç'e biz yıllık 500 bin euro verseydik emin olun Tadiç'ten bu kadar verim alamazdık. Yani o sayının ailevi sorunları çözüldü. İş imzaya kaldı. Yani ben bu kadar söyleyeyim size. Ha, Gürkan Ak da belirtiyor. Herhangi bir sakatlık problemi yok o sayının. Bodrum'a karşı oynayabilecek durumda diyor. Ki Gürkan Ak'a da buradan selamlar olsun. Kendisi beni bilmez ama ben onu biliyorum. İnşallah bir ara hatırlar. Ha Okan Vuruk Osay'ı e, Osay istiyor. Gerekirse Osimhen'i devreye sokacak. Fakat Osay Samoyal Galatasaray'a gitmek istemiyor. Gönlü Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaktan yana diyor. Goal'in haberi. Yani Goal diyor ki Galatasaray ayartmaya çalışıyor. Ama e, Osay'ı gitmek istemiyor diyor. Şimdi ben burada şunu da söyleyeyim. Karakterli bir isimse, şerefli bir isimse zaten Galatasaray'a gitmez. Ne demek hocam Galatasaray'a gidenler şerefsiz mi? Ben bunu söylemedim. Yani e, o özelinde söyledim. O sahi şerefli bir insansa gitmez oraya. Ben başka da bir şey söylemiyorum. Ha sevgili şereften bahsetmişken Panathinaikos Fenerbahçe Beku maçında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti bayrağı asılması ve tribünlerde sallanmasından dolayı Fenerbahçe Beko'yu Euroleague yönetimine şikayet etmiş. Yani şereften şerefsizlikten bahsetmişken buna da değinelim. Gergin'in takımı ne olacak? Monaco, şey, Monaco Prensi'nin takımı ne olacak? Yani Panathinaikos'un cümle alem Monaco ile bağlantısını biliyordur. Cümle alem. Türk, bütün Türkler Panathinaikos'un Monaco ile bağlantısını bilmesi lazım. Artık bu gerçeği bilin. Sizin yedi ceddinizi Monaco prensi karşılasın Panathinaikos. Onu da söyleyeyim. Bu arada yüzme işleri nasıl gidiyor? Hala yüzebiliyor musunuz İzmir'den e, Yunanistan'a kadar? Papara kart Fenerbahçe kart çıkartmış. Ben bunu niye mu aldım <laughs> bilmiyorum almışım. Yine Sercan Hamzoğlu'ndan ben birkaç tane duyum vereyim. Jose Mourinho Levent, Mercan ve Oğuz Aydın'la görüşme gerçekleştirdi. Kendilerini hazır tutmalarını söyledi. Süre vereceğini belirtti. Tüm gerekçelerini de açıkladı. Bakın tüm gerekçelerini de açıkladı. Her iki futbolcunun da motivasyonu artacaktır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bizim Türkiye'de erkekler biraz odun oluyor. Ya doğruya doğru şimdi beni bir şey yapmayın. Hocam sen de erkeksin. Farkındayım arkadaşlar. Değilim demedim yani. Biz biraz odun oluyoruz. Biz tek hücreli canlılar oluyoruz. Yani biz komutla çalışıyoruz. Televizyonu kapat. kapatırız. Ben sana televizyonu kapat dedim. Niye fişini çekmedin? İyi de fişini çek demedin ki. Evli olanlar diyor ki. Aha, hocam vallahi geçen ay yaşadım. Bak bak ya yaşadım ben hocam sen bizim evimi gözetliyorsun falan. Mesela oraya oturma. Hanımdan böyle bir komut gelir. Oraya oturmayız başka yere otururuz. Bir sen oraya oturma demedin mi diye bir tepki gelir. Lan oraya oturma dedin işte biz oraya oturmadık başka yere oturduk. Bize oraya oturmamamız gerektiğini de söylemedin. Akşam sakın geç gelme. Tamam geç gelmeyim. On buçukta eve gelir evin erkeği. Ben sana akşam geç gelme demedim mi? İyi de akşamda değiliz ki artık geceye geçtik. Gece için erken bir saatte geldim. Saat onda gelseydim akşam geç gelmiş olurdum. Yani o halı saha maçına gitme. Tamam. İsmet sizin maça gelemiyorum da başkasıyla maç ayarlasan. Tamam he bugüne bugüne tamam ayarla. Tamam. Geliyorum geliyorum yaz. Maça gider gelirsin. Ben sana o maça gitme demedim mi? O maça gitmedim ki. O maç iptal oldu. Başkasına maç yapıldı. Yani biz bir Türk erkekleri bu. Biz tek hücreli canlılarız. Biz anlama kapasitemiz bu. Bir de Max GS var mesela. Arkadaşlar bu bardak. Bardak mı? Bu Max GS tepkisi işte. Ya yani Max GS bunun hala şey olduğunu zannediyor. Taş devrindeki yontma taş olduğunu falan. O Max GS'yi saymıyorum. O, o önemli değil. Şimdi bu bir de öğretmenler günü hediyesi. Benim öğrencimin. Max GS der ki. hıda de öğretmenler günü 24 Kasım daha gelmeden hediye almış. <laughs> i̇şte Max GS ne beklersin? Demez ki önceleri aldı demez. Yani Levent Mercan'da, Oğuz Aydın'da ve minimum hepimizde aynı soruyu soruyorduk. Ulan bunlar niye oynamıyor? Bodrum maçı. Koy Oğuz Aydın'ı kanada. Hiç kimse beklemez. Hiçbir Allah'ın kulu beklemez. Koy Oğuz Aydın'ı. Koy o sayı Samuel'i. Gömçürt orayı. Solda herkes Kostiş bekliyor. Kostiş maksimum bekliyor. Sağa da koy o sayilen Oğuz'u. Gömçürt orayı. Orayı bir gömçürt. Anlatabiliyorum değil mi arkadaşlar? Şimdi Mourinho eğer Levent ve Oğuz Aydın'a süre vereceğini belirttiyse bizden rahatı yok. Bizden iyisi yok. Çünkü en azından futbolcular da rahatlamıştır. Ama ben boşu boşuna Oğuz ve Levent'i konuşmuyorum. Başka da cümle kurmuyorum. Üye olun öğrenin. Ya gerçekten diyorum öyle üye meraklısı bir adam değilim. Para meraklısı bir adam hiç değilim. Zaten üye olursanız topluluk kısmında yapılan harcamaları falan da yazıyoruz arkadaşlar. Dersiniz ki ha, hakikaten adam haklıymış dersiniz. Ya, videonun başında da söylediğim gibi bazı hayır işleri mecburen söylemek zorundasın. İnsanları teşvik etmek için. Bugün mesela bir kardeşim çok küçük bir meblağ 100 TL bile değil diyor ki hocam diyor benim gönderecek yerim yok. Kimseye de güvenmiyorum. Sana göndersem aktarır mısın? Aktarırım. İşte üstüne mecbur ben de 100, 150, 200 falan koyup 250 olarak, 300 olarak, 500 olarak aktarırım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok derken verdikçe Rabbim verir merak etmeyin. Niyetinizi temiz tutun. Ve her sadaka bir belayı def eder. Bol bol sadaka verin. Türkiye artık belalar ülkesi. Yemin ediyorum manyak manyak üstüne lan bilmiyorum sadece Kayseri'de mi öyle? Yani büyük baş, küçük baş, domuz, eşek, at, kirpi, ne bileyim hay her türlü hayvanın her çeşidi sanki trafikte araç kullanıyor. Ya yani insanlar artık böyle değişik bir surette görüyorum. Düzgünce yoluna gidiyorsun. Hayvanın biri ara yoldan çıkıp drift atıp önüne kırıyor. Koltuğa bakıyorsun domuzun bir araba sürüyor. Yani bu, bunu görüyorsun. Yaya geçidinden geçiyorsun. Mecbur arabayla duruyorsun. Arkaya bir tane eşek geliyor. Arkadan kornaya basıyor. Önden adamların geçtiğini gösteriyorsun. Bak adamlar geçiyor diyor. Gitsene falan yapıyor böyle. Ne bileyim, her türlü mahlukat. Yani sadece Kayseri'de değil herhalde. Her tarafta türedi. diye. Düşünün arkadaşlar belaya kalmak çok basit. Başınıza iş getirmek çok basit. Bol bol sadaka verin benden size tavsiyem. Neyse bir konumuzda bölünmesin. Çok özür dilerim. Ee, Yal Savuncuoğlu demiş ki Fenerbahçe devre arasında şartlar uygun olursa Fenerbahçe orta saha sol bek ve sağ bek transferi yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe orta saha sol bek ve sağ bek transferi yapmayı düşünüyor demiş. Ee, du Du Artık düşünmüyor. Artık olaylar farklı. O bir müddet bekleyin arkadaşlar. Devre arasında Arda Güler yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Sporx TV'nin haberi. Pardon, Sports TV'nin haberi. Çok özür dilerim. X Sports TV. Arda Güler yeniden Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Ben bu haberi doğrulatamadım. Christian Medina yarın oynanacak Boca Juniors Deportivo Riestra maç kadrosuna alınmamış. Fenerbahçeye hayırlı olsun diyebiliriz. O zaman şöyle yapayım: Christian Medina, Fenerbahçeye hayırlı olsun. Ya arkadaşlar, ben size söylüyorum, e, bendeki duyumlara göre Christian Medina ile anlaşıldı, ön protokol yapıldı. Bak, bendeki duyumlar böyle. Yanlış anlamayın. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Haddimi bileyim, gene bana yeter. Ama bendeki duyumlar böyle. Defalarca da söyledim, yine söylüyorum. Şimdi iki tane kritik duyumum var. Ben bunlara neyse yorumumu sonra söyleyeyim. Napoli Şimanski için 24 milyon euroyu gözden çıkardı. Şimdi Şimanski 24 milyon euro. Bugün Şimanski 24'e satalım. Adım, soyadım, sülale şeyime kadar ezbere biliyorum. Birçoğunuz halay çekersiniz. Bu arada şey dikkat ettiniz mi? Manchester maçından önce birkaç tane uğursuz arkadaş vardı kanalda. İşte hadi Fenerbahçe'yi görelim. Manchester fark atacak. 7 atacak. 8 atacak. işte. siz Galatasaraylısınız dedim. Yo biz Fenerbahçeliyiz. Yemin ederiz Fenerbahçeliyiz diyen arkadaşlar idi bunlar. Ya bunlar Fenerbahçeli olduğunu iddia eden arkadaşlardı. İlk 45 dakika Fenerbahçe çok güzel top oynadı. Yayında bekledim. Bekledim ki yayına gelecekler. Diyecekler ki bak biz de bunu eleştiriyorduk. Fenerbahçe böyle oynasın biz de eleştirmeyelim falan diyeceklerini bekliyorum. Gelmediler. Ertesi gün yorumlara baktım yoklar şu an hala yoklar. Ya değilsen Fenerbahçe'yi eleştirebilirsin. Kimse sana bir şey demez. Yani Jose Mourinho Allah değil. Jose Mourinho peygamber de değil. Nitekim peygamberi de eleştirebilirsin. Nasıl eleştirebilirsin? Mesela Hz. Musa bir köprü yapıyor. O köprüde bir oyuk var. O oyuğa bir hayvan takılıp ayağını kırıyor mesela. O hayvan davacı olacak diyorlar. Sen bunu eleştirebilirsin. Mesela Hazreti Yunus kavmini bırakıp 3 gün kala kaçıp gidiyor mesela. Eleştirebilirsin ama sonra dersin ki hikmeti var şöyle var böyle var. Ama Mourinho'yu eleştirmesin diye bir şey yok. Mourinho'yu eleştirirsin ama dozajında eleştirirsin. Küfürsüz, hakaretsiz. Sonrasında da dersin ki bak ben eleştirdim ama benim eleştirdiğim yere geldik. Bak dediğim gibi oldu. İş güzel bir işe büründü dersin. Şimanski'ye 24 falan teklif yok arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Şimanski'ye bugün 24'ü versin. Hemen bugün satarız zaten. Yani hafta sonu yazı falan beklemeyiz. Acı gerçek olan bu. Ben doğruları söylüyorum size. Şimanski'ye gelen teklif söyleyeyim. Yazın gelen teklif maksimum. Peşin 16. Zor bonuslarla 18'i bulan bir teklifte. Bari 22'yi bulsun dedik. İmkansız teklif. Yani imkansız şeyler vardı. O takım şampiyonlar ligi şampiyon olsa falan 22 diye. O teklifi zaten ka hani kabul etmezdik. Sonra satışan da pay maddesi yoktu. O yüzden de çok şey yapmadık. Jorge Jesus Fenerbahçe'den Edin Dzeko'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor demiş. Bak. Fenerbahçe'ye şok üstüne şok. Şimanski şoku, Edin Dzeko şoku. Ya Allah aşkına bir şey söyleyin size. Dzeko eğer Fenerbahçe'ye para kazandırıp giderse dehşetül vahşet bir şey olur. Vallahi bak. Ben her zaman söylüyorum 5 milyon euroya sezon başında isteyen vardı. Keşke hala isteseler 5 milyon euroya. Bak biz devre arasında Ceko'yu satsak. Ben Ceko kaliteli kalitesiz falan bunu konuşmuyorum ha yanlış anlaşılmasın. Ceko'yu 5'e satsak. Mecburen en nesiri Cenk Tosun oynatacağız. Oraya üçüncü bir forvet olarak mesela hani yetenekli Ahmet Kutucu gibi bir isim mesela. Ahmet Kutucu bak ligde oynuyor, ediyor. E, ligi bilen bir isim. Yetenekli. Geçmişten beri takip ettiğimiz. Mesela Ahmet Kutucu gibi bir ismi satın alsak ciddi iş yaparız. Bak mesela Eren Yardımcı'yı biz almadık. E, neydi o Hatay'daki şeye gitti. Adı aklıma gelmedi. Siz anladınız kimden bahsettiğim. O genç e, Volkan Demirel'in hani İbrahim Oğuzçan aynı dediği futbolcu. <laughs> Onu da çok söyledim alalım. diye Ceko'da para kazandırmış oluyor. Yıllık 4.2 milyon euro alıyor arkadaşlar çok yüksek bir para. Bunun bir de vergisi var. %41.6'dan fazla vergisi var. Yani maliyet 6 milyon euro civarında oluyor. Bir de maç başı var. Galibiyet primleri şubu var. Çok ciddi paralar bunlar. Beşiktaş immobiliye 6 veriyor. 2.4'te vergisi 8.4 artı maç başı artı galibiyet primi gol primi 11-12 milyon euroları bulan paralar. Beşiktaş şampiyonu o kadar para alamıyor. İşte o yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Uzun lafın kısası Arda Güler olayı palavra. Bana gelen bir duyum yok. O sayede sıkıntı kalmadı. Bütün sorun çözüldü. Gözümüz aydın. Medine kulübüne Allah'ınız kitabınız varsa bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim diyor. Buradaki olay şu. Mourinho bir an önce istiyor oyuncuyu. Normalde 31 Aralık'ta gelecek. <laughs> yani bizim oynatmayacağımız herhalde 6-7 Ocak falan filan. Mourinho diyor ki ne kadar erkene çıktık o kadar kar. Gelir, sisteme adapte olur, takıma adapte olur. Juling diye oynatırım diyor. Şu anda bak Fred Fred'in yediğinin olmaması Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bak Bodrum maçında Fred'in yerine oynayacak ismi ben çok merak ediyorum. Keşke Bodrum maçında, keşke Bodrum maçında bir çılgınlık yapsak 4-4-2 oynasak. Amrabat, Şimanski başlasak sağda İrfan, solda Maximen, Forvet'te iyi dinleyin beni. Ennesiri Cenk Tosun başlasak. Eğer böyle başlamıyorsak Amrabat, Şimanski İrfancan Kahveci başlasak. Sağda Oğuz Aydın, solda maksimen forvetten Nesiri başlasak. 2 tane sprinter kanat, bir tane savunma arkası koşular atabilecek olan forvet, e, kaleyi gördüğünde şut çekebilecek bir 10 numara ve kaleyi gördüğünde şut çekebilecek bir 8 numara. Kanat bekleri Osayi ve Kostić'le bindirecek bir Fenerbahçe inanın farklı kazanırız. Farklı kazanırız ama bakalım bunlar olacak mı? Arda'yı yalanladım. Osayi inşallah uzatacak arkadaşlar. Yani Yüz ifadesinden bile anlarsınız yarın. Medina dediğim gibi ne kadar erken gelse o kar. Bendeki duyumlara göre ön protokol imzaladık. Vazgeçme şeyimiz yok. Bilginiz olsun. Ceko bir yere gitmez. Bu olay doğru değil. Şimanski'nin olayı doğru değil. Keşke doğru olsa ikisi de. 24 birine 5 birine gelse 29 milyon euro. Devre arasında ikisini de satarım. Hiç affetmem. 29 milyon euroya çok kaliteli iki transfer yapabilirim. Çok kaliteli iki transfer yapabilirim. Hayırlısı bakalım. Ee, onun dışında Tad için biraz dinlenmesi lazım sanki bu maç üzerinde. Onun dışında Manchester maçı artık geride kaldı. Barış Yurdu Seven'in haberi doğru olabilir ama durum bu. Başka başka da durumlar bunlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmesek sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.